TürkSat Dijital Hayatı sunar. Merhaba. Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Efendim Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma saat 15'te teknoloji ve internetin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz programımızda bu hafta özellikle kadınlarımızın karşılaştığı taciz, zorbalık ve mobbing gibi dijital platformlardaki hallerini konuşacağız. Bu taciz, zorbalık ve mobbingin çok değerli bir konuğumuz var. Kadın ve Demokrasi Derneği'nden avukat Sayın Betül Altunsay Yanılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hukuki boyutuyla bakmak istiyoruz konuya. Çünkü diğer konuyla hep konuşuyoruz teknik. Hukuki olarak insanlar merak ediyorlar. Hani böyle bir şeyle karşılaşırsak ne olur? İlk önce onun tanımını yapıp sonra çözümle önerilerini konuşabiliriz. Öncesinde bizim sponsorumuz TürkSat. TürkSat Türkiye'nin öncü teknoloji kuruluşlarından biri. Türkiye Gov.tr dediğimiz Türk devlet kapısını yönetiyor, işletiyor ve geliştiriyor. Orada proje direktörü Tuğan Avcıoğlu Bey'e bağlanıyoruz. Her hafta bize bir özelliğini anlatıyor. E-Devlet'in hayatımızda çok etkin kullanıyoruz. Tuğan Bey hattıysa konuşabiliriz. Tuğan Bey. Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu hafta hangi özelliği anlatacaksınız? Aslında bir süre öncesinde bahsettiğimiz bir proje vardı. E-Devlet kapısına girişle ilgili alternatif şifre gerektirmeden nasıl giriş sağlanabilir, vatandaşa kolaylık sağlamak açısından. Bunu yürüttüğümüz bir proje vardı. İnternet bankacılığı üzerinden giriş projesi. Evet. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Aslında son noktaya geldik. Hatta pazartesi günü canlı açılacak diyebilirim. Şimdi biliyorsunuz şu an EDV şifreleri sadece PTT üzerinden sağlanabiliyor. Evet. Ve hani bunun için mesai saatlerinde bizzat giderek çalışma yapmak zorundasınız. Ama şimdi birçok vatandaşın E-Devlet kapısının ihtiyacı çok hafta sonu, akşam da mümkün olabilir. Evet. Veya işte E-Devlet kapısı şifresi gerektirdiği bir noktada o iş mesaili olduğu için gidemeyebilir. Bununla ilgili biz alternatif çözümler aradık. Buna da en uygun çözümü internet bankacılığı üzerinden giriş olarak belirledik. Yani hali hazırda biliyorsunuz çok fazla bankaların sunduğu hizmet olarak söylüyorum. Çok fazla insan internet bankacılığı kullanıyor. Doğru. Güvenli bir şekilde girebiliyor buraya. Şu an pilot proje olarak yürüttüğümüz ve bir bankayla gerçekleştirdiğimiz bir çalışma vardı. Bunun sayısı diğer bankalar olarak da gidiyor. Hani bunu söylemekte sakınca yoksa Denizbank'ta yürüttük ve bitiriyoruz. Tamam ve başlıyoruz. Başlayacak. Evet. Sonra diğer bankalar da gelecek sırasıyla. Tabii ki sıradayız. Yani şu an projeler yürüyor. Arka arkaya gelecekler ve artık şunu diyebiliriz, yani online, uçtan uca online bir hizmet sunuyor diyebiliriz. Yani çok... gidip reel bir tarafta bir şifre almaya gerektirmeden internet bankacılığı üzerinden kişi istediği bir saatte, örneğin yarın iş başvurusu yapacak ya da işte işe başlayacak, işe başlama başvurusu gerekli belgelerini E-Devlet kapısından alması gerekiyor. Ama öncesinde PTT'ye gidip şifre almak yerine o gece alıp belgelerini işine gidebilecek. Süper. Bu kullanımı da arttıracaktır, ben de tebrik ederim. Çok önemliydi bizim için bu. Bayağı uzun süredir uğraşıyoruz. Son testlerini bitirdik. Başarılı bir şekilde sorunsuz ilerledik. İnşallah pazartesi günü de canlıyı açmış olacağız. İnşallah. Hayırlı olsun Tuğan Bey. Teşekkür ederim. İlk de bizde vermiş oldunuz. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, güzel bir özellikle başladık programımıza. Şimdi ciddi bir konu tabii bu. Özellikle hukuki yönden bakmak istiyoruz ve çok değerli bir konuğumuz var KADEM'den. Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Betül Altunsoy Yanılmaz. Yeni açan dinleyicilerim için de tekrar etmiş olduk. İlk önce zorbalık nedir? Herhalde biraz bunu konuşmak lazım. Yani zorbalığın tanımını yapalım ki siber zorbalığın ne olduğunu hemen anlayacağız zaten. Evet, zorbalık aslında bir süredir böyle sanal alem dışında, siber alem dışında başka açılardan tanımlanmış bir biçimi vardı ama
siber dünya, yani çevrim içi dünya kendi tanımını getirdi. Getirmekte zorunda kaldı çünkü oradaki ilişki biçimleri birbirinden farklı. Siber zorbalığı şöyle tanımlıyoruz. İnternet, yani iletişim, kitle iletişim araçları kullanılarak bir birey hakkında ya da bir grup hakkında onun aleyhine, onun tüzel kişiliğine de özel kişiliğine karşı gerçekleştirilen saldırgan eylemler. Tabii bu normalde fiziksel bir dünyada bambaşka bir görünüm arz edebilirken, yani fiziksel bir ortama zorunluluğunu şart koşarken, şeyde siber dünyada, çevrim içi dünyada çok daha başka. Çünkü bir anonim kimlikle yapabiliyorsunuz, devamlı surette gerçekleştirebiliyorsunuz, hatta bunun için daha fazla efor sarf etmiyorsunuz. Yani bir fotoğraf yayınlıyorsunuz ve ona ulaşabilen, defalarca ulaşabilen yüzlerce, binlerce insan olabiliyor bir anda. Dolayısıyla hukuk da buna yeni çözümler bulmaya çalıştı. Doğru. Bunun dışında da, çünkü yeniden tanımlanmak zorunda kalıyor. Her bir vaka kendisini tekrardan üretiyor burada. Bunun dışında tabii siber zorbalık aslında siberde yaşanan şiddetin, yani bizim aslında dijital şiddet diye öne çıkardığımız şiddetin bir türü. Bunun dışında türleri de var. Yani bir zorbalık ötesinde bir şiddet unsuru olarak ilişkiler bağlamında da kullanılabilen, yani kitle iletişim yollarıyla beraber bunlar kullanılarak yapılan şiddet türleri var. Daha geniş kapsamlı olarak biz dijital şiddet demeyi tercih ediyoruz meseleye. Çok aslında güzel yaptınız, yani bunu anlatmış oldunuz. O zaman birkaç o türden bahsedebiliriz. Hani tür dediniz ya, mesela eşler arasında olabilir mi? Dışarıdan illa tanımadığımız birisinin hareketleri mi bu kapsama girer? Ne demek lazım? Tabii, yani mesela daha çok tanıdığımız kişilerde karşılaşabiliyoruz vaka örneklerinde, ama bunun anonim kimliklerle hiç tanımadığınız, sizinle hiçbir hukuku olmayan, hiçbir ilişkisi olmayan kişilerle de bu hatap kalabilirsiniz bu durumda. Yani bu çünkü kendi dünyası olan, kendi kuralları olan bir çevrim içi dünya. Yani sizin şahsınız, direkt şahsınızdan kaynaklanan sebeplerle hedef alınmıyor olabilirsiniz, ama bir gruba mensup olmanız ya da tamamen orada bulunmanız sebebiyle de bu zorbalığa, bu saldırganlığın muhatabı kılınabilirsiniz. Ama bunun dışında tabii ki tanıdıklarınız, mesela eşler arasında yaşanan, hepimizin hemen hemen hayatında normalleşen, örneğin işte konum bildirme, nerede olduğunu takip etme, işte kiminle berabersin, sosyal medyada yaptığı beğenilerin, alışkanlıkların takip edilmesi. Eşler kimin tarafından birbirlerine. Mesela eşler ya da. Bu da mı zorbalığa giriyor? Tabii ki girebilir. Yani zorbalık olarak ifade edilmez ama bu da bir şiddet türüdür. Çünkü bundan dolayı belki çok meşru ve çok sıradan, normal gelmeye başladı ama bundan dolayı sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Mesela boşanma davalarında bu ifadelerin sıklıkla tekrarlandığını, boşanmaların bu sebeple, boşanma davalarında bunların bir sebep olarak sunulduğunu görüyoruz. Yani işte niye onun fotoğrafını beğendin? WhatsApp'ta işte neden çevrim için? Aynen öyle. Bir sürü çeşidi var ama bunları bir şiddet olarak adlandırmak henüz hepimiz için çok erkenmiş gibi geliyor ama literatürde böyle. Belki bunu başka bir programda konuşmak evet, lazım. Evet, daha uzun. Biz siber uzun uzun. Biz hani gerçekten şiddet olan, özellikle kadınların karşılaştığı. Şimdi gerçek hayatta birisi size bir hani mobbing, taciz, küfür vesaire şiddet uyguladığı zaman bunun bir karşılığı var. İyi veya kötü. Ama siber alemde, yani dijital alemde insanlar başka, kendilerine olmayan başka hesaplarla size bunu yapabilirler ve sizin bilgisayar bilginizden tutun birçok şeyi yeni kullanıyor olabilirsiniz ve onu bulamayabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Ne yapmak lazım? Hani tanımı yaptıktan sonra şimdi biraz ne yapmayı konuşmak evet. lazım? Ya hukukumuzda tanımlanmış ya da ifade edilmiş bir siber saldırganlık, siber zorbalık, siber şiddet gibi bir suç tanımı yok. Neden? Çünkü buna ihtiyaç duymamış ama bunun dışında, çünkü bunun tanımını, yani bütün hareketleri, bütün fiilleri tek bir tanımla birleştirmek mümkün değil. Hukuk daha özel, net, somut tanımlar bekler. Mesela siz hakaret fiilini eğer internet yoluyla işlerseniz bir aleniyet oluşur ve o aleniyet sebebiyle ceza ağırlaştırılır. Hukuk bunu bu şekilde tanımlayarak, yani hakaret suçu kapsamında ama bunu internet ya da sosyal medya yoluyla gerçekleştirmeniz halinde aleniyet unsurunun oluşması sebebiyle, aleniyet şu demektir, yani birden fazla kişi, yani üç kişiden fazla kişinin arasında hakaret edilmesi, bu suçu ağırlaştırır. Ve bunu oluşturduğu için direkt internetten yapılması bunu oluşturduğunu düşünülür ve bu aslında bir tanımdır, dolaylı bir tanım ama açıkça ifade etmez. Yani internet yoluyla yapılan bir hakaret siber zorbalıktır denmez. Bunun gibi her birinin de cezası kendine mahsus hareketler olur. Yani siz şimdi hakaretle şantajı, hatta intihara sürüklemeyi, çünkü bu siber saldırının, zorbalığın böyle sonuçları var. Dünyada bakın ilk dava, ilk olay, yani daha doğrusu ilk hukuka konu metinlere sebep olan olay Amerika'da gerçekleşen o Meyer davası. Bir 14 yaşındaki bir genç kızın arkadaşının ailesi ve arkadaşının
oluşturduğu bir organize ekibin kendisine gerçekleştirdiği siber zorbalık sebebiyle intihar etti. Ve bu 2008'de ilk defa bir o eyalette okulundan devletine kadar herkesin siber zorbalığın muhatabı olan mağduru koruması ile ilgili yükümlülükler yükledi. Yani okulda bu çocukları takip etmemiz gerekiyordu. Ailenin belirli bir sorumluluğu var. Bunları konuşmaya başladılar. Bizde henüz konuşulmuyor biliyorum. Bizde oluyor ama değil mi? Bu çok çok yaygın. Mesela yani ben buraya gelirken biraz araştırmalara baktım. Neredeyse eski araştırmalar çoğu 2007 civarında %30'lardan bahsediliyor. Bunun daha da fazla olduğunu görmek mümkün. Derneğimize yapılan başvurulardan bir süzgeçle baktım. Yani 10-15 tane başvuru görebildim yani ilk bu seneden itibaren. En azından mevzu bir şekilde böyle bir siber çevrimiçi dünya ile ilişkili bir bağlantısı olan, işte internet üzerinden gerçekleşen bir hakaret ya da internet üzerinden görüntülerin yayılacağına ilişkin bir şantaj ifadesi. Bu şekilde sizin derneğinize de bizzat bu tip vakalar geldi. Tabii başvurular alıyoruz. Yani böyle bir yönlendirme buradan de yapıyoruz. Buradan da duyurmuş olalım değil mi? Tabii alabiliyoruz. Yani buradan... biz birebir hukuki bir yardım sağlayamıyoruz. Avukat olarak yardım sağlayamıyoruz ama gerekli yerleri yönlendirme, bilgi verme ve çünkü çok ciddi bilinmeyen bir alan var. Mesela ispat sorunu var. Bunu biraz konuşabiliriz aslında. Hukukçuların da çok fazla dile getirdiği bir şey. İşte sosyal medyada... Konuşalım. İspat olayı nedir? Mesela sosyal medyada hukuk tabii sizin bir şeyi iddia ediyorsanız siz ispat etmenizi yükümlü kılıyor. Bana hakaret etti diyorsanız o sosyal medyada örneğin o görüntüyü sizin derhal elde etmeniz ve bunu mahkemeye sunmanız lazım. Fakat bu o kadar hızlı bir şekilde yok edilebiliyor ki ve sizin o iletişim araçlarını kullanma beceriniz de yoksa bunu elde edemiyorsunuz. Bunun için mesela bizim tavsiyemiz, benim şahsi tavsiyem hukuk size bu saldırının hukuka aykırılığının tespitini sağlamak için medeni kanun hak veriyor. Çünkü anayasacı hakkınızdır sizin kişisel hayatınızı ve bütünlüğünüzü korumak, özel hayatınızın, aile hayatınızın birliğini, gizliliğini sağlamak sizin hakkınız. Dolayısıyla medeni kanun bunu herhangi bir mahkemeye giderek, bunun özel bir mahkemesi var. Buna giderek hukuk mahkemesine bu hukuka aykırılığının tespiti, neyse o tespit, işte bana böyle bir şey yazdı sosyal medya üzerinden bunun izlenmesi ve takibini sağlamak ve bunu belgeleme hakkına sahipsiniz. Bu zaten olmazsa olmaz yolunuz. Bunun dışında savcılığa başvurabiliyorsunuz. Bir şey diyeceğim. Ekran görüntüsü mü alması lazım? Tabii ki ekran görüntüsü almak yeterli olmuyor ama. Sadece ekran. Çünkü ekran görüntülerinin üzerinden oynama yapma ihtimali var. Bunu kişinin uzmanları değerlendirecek. Bununla beraber o görüntüyle beraber bir delil tespiti yaptırılırsa hukuk mahkemelerinde biliyorsunuz ki yani internette hiçbir şey kaybolmuyor. Hep bir yerlerde kişiler onları silse dahi kaybetmeleri mümkün değil. Bir yerlerden ulaşılabiliyor. En azından o içeriğin sağlanması mümkün. Yine mesela faili tespit etmek. Anonim bir kimlikle yapıyor olabilir. Bu muhtemelen tahmin edebiliyor olabiliyor hayatında böyle birisi var. Eski sevgilisi mesela ya da bir başkası, eskiden irtibat kurduğu birisi kendisine bir şantaj olarak bir intikam dürtüsüyle davranıyor. Eğlence de olabilir ya da işte okul arkadaşı olabilir. Tahmin ettiği kişiler var. Bu kişileri de bildirerek tabii ki emin olmayabilir bunlardan. Bunları bilmek zorunda değil anonim kimlikse. Şüphelendiği insanları da bildirerek ama bunun dışında da teknik yollarda izlenmesi ve o failin tespiti gerekiyor IP numarasının. Gerekirse işte o ifadenin atıldığı bilgisayarın ya da telefonun ele geçirilerek, alıkonularak tekrardan o delili elde etmek mümkün. Biraz böyle uzun bir yolu var. Bunu genellikle ürkütüyor insanlara nasıl elde edeceğiz diye. Bu bağlamda da muhakkak hukuka başvurmaları lazım. Mesela savcılıklarda özel birim var. Yine polislerde özel birim var yani bilişim suçlarına ilişkin özel bir birim var. Hemen hemen her ilde de her şube müdürlüğünde de var. Artık bu işin uzmanları bunu takip ediyorlar. Muhakkak başvuruyu yapmak gerekiyor ve yardım istemek gerekiyor. Bu sıralamayı tekrar yapalım mı? Hani birisi kendine şiddete maruz kaldığını iddia ediyor. Mobbing vesaire. Bir dilekçe yazıp en yakın savcılığa mı gitmesi lazım? Yani nasıl, yoksa bilişim suçlarına mı gidecek? Hani bilişim suçlarına gidebilir. En kolay yolu budur. Önce karakola da gidebilir. Çünkü karakol onu bilişim suçlarına yönlendirecek mevzuyu. Bunun dışında bunları ben yapmayacağım ama ben savcılığa direkt gideceğim diyebilir. Bunların arasında herhangi bir fark yok. Çünkü doğrudan
her birine başvurarak ya da bir tanesine başvurarak süreci başlatabiliyor. Yani şikayet ediyor. Bunun dışında da hukuk mahkemesinde söz konusu durumun hukuka aykırılığının tespiti için dava açabilir. Yani bizim delil dediğimiz delil tespiti için dava açabilir. Tabii bunun için bir avukat yardımı muhakkak faydalı olacaktır ama çok da zor bir dava biçimi. Bilişim avukatı olmasına gerek yok. Gerek yok. Zaten bunu tespit edecek şey mahkeme ve bilirkişi, uzman bilirkişilerdir. Orada size yapılan saldırının, gerçekleşen saldırının tespitini isteyeceksiniz. O saldırıyı delilleştireceksiniz. İstenen bu. Bu zorunda olan bir şey değil ama çok faydalı olan, ileriki süreçte çok faydalı olan şey. Tabii birçok vakada özellikle yabancı kaynaklı sitelerde failleri tespit etmekte zorluklar yaşıyor evet, hukukta. Evet, yani Twitter ya da Facebook IP yani kişisel bilgileri vermiyor. Çünkü onlar diyorlar ki Türkiye'de kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin bir kanun yok. Bir prosedür yok daha doğrusu. Bu prosedür olmadığı için üçüncü bir kişinin bilgisini de vermek zorunda kalabilirim sana ve bunu veremem. Ama özgürlük diyor. Evet, özgürlük diyor. Yani bu üçüncü kişilerin ilgilendiren mesele. Tabii bu aslında uluslararası sözleşmelere göre doğru değil çünkü bilgi alışverişi yapılması lazım ve gerçekten bunun bir prosedürle de bağlanması lazım. Ama derhal içeriği sildiriyor mesela. Çünkü böyle bir hakkınız da var. Yani 6351 sayılı kanuna göre zaten internet yayınlarının düzenlenmesine ilişkin bir yeni bir kanunumuz vardı. O kanuna göre zaten içeriğin engellenmesi, erişimin engellenmesi, kaldırılması gibi hususlar düzenlenmiş. Bu hiçbir şey olmasa da en azından saldırının etkileri konusunda sizi koruyucu bir önlem oluyor. Tabii çok ağır vakalarda var Bilal Bey. Yani Bir de şu belki şu açıdan bakılabilir olaya. Siz bu şikayeti yaparken kimliğinizin bilinmemesini de isteyebilirsiniz. İtibarınızı, mevkinizi, statünüzü bozacak bir şey olabilir. Hani bunu resmileştiriyorsun sonuçta. Çok kötü bir şey olmuş olabilir internetten. Böyle vakalarla hep okuyoruz, takip ediyoruz. O konuda ne yapmak lazım? Yani gizlilik çatısı altında böyle bir başvuru yapılabilir mi? Yani sizi resmi makamlar korur mu veya nasıl? Tabii ki böyle mesela zaten bizim 6284 sayılı bir kanunumuz var. O şiddetin her türünden ve herkesi cinsiyet gözetmeksizin başta kadınlar olmak üzere herkesi koruyor. Ve şiddet uygulayan her kimse ona karşı koruyor. Daha çok biz aile içerisinde aynı hani içinde olarak biliyoruz ama aslında kanunun uygulanma mantığı ve gerçekleştirme sebebi bu. Yani biz hiç tanımadığımız birinden böyle bir şiddete maruz kalıyorsak bunun engellenmesini isteyebiliriz. İstememiz gerekiyor. Ama tabii bizim kendi şahsımızın anonimleşmesi bu şeyde mümkün değil. Belki işte polis aşamasında, savcılık aşamasında bu durumu söyleyiriz ama hukuk yargılamasına karşı karşıya da iddiamızda bulunacağız. Yani siz kimi suçluyorsanız ya da tespit edilen kimse fail onu bilecek. Belki zaten burada bizim Türkiye'de uğraştığımız davalar aslında çok da ayan beyan vakalar. Mesela örneğin küçük yaşta bir yani ilk öğretim çağındaki bir kız çocuğu ya kendi yaşıtları ya da kendisinden büyükler tarafından internet üzerinden çıplak görüntüleri çekilerek ya da telefonla çıplak görüntüleri çekilerek fuhşa zorlanabiliyor. Biz daha çok bu vakaları okuyoruz ve yıllarca sürüyor. Şimdi biz orada hukukun yapacağı şeyler net belli. Yani o telefonu elde etmek de, o görüntüyü elde etmek de çok zor değil ve yargılama süreci de çok zor değil. Fakat bunun yaygınlaşması ve o çaresizlik hissinin düzeltilmesi lazım. Bu da mesela bizim ailelerimiz çoğu gençlerin nasıl internet kullandıklarına ilişkin bilgileri yok. Evet. Ve direkt yasaklamaya dönüşüyor. Yani eğer böyle bir tehlike aldığı zaman yasaklıyor. Elinden alıyor tabletleri, cep telefonlarını. Bu da çözüm değil. Yani bununla karşılaştığında mesela gençlerimiz de ailelerinin, yetişkinlerin bu konu hakkında böyle bir durumla karşılaştıklarında nasıl bir tepki vereceklerini bilmiyorlar. Ve tecrübesiz olduklarını düşünüyorlar internette. Saklıyorlar. Ve tecrübesizler. Yani bana yardım edemeyecek diye düşünüyorlar. Biraz bu konulara çalışmamız lazım. İşte kanun belki bu anlamda çok önemli ya da böyle bir düzenleme bu anlamda bu farkındalığı oluşturmak ve eğitimler. Mesela okulda siber zorbalığa maruz kalan çocuklarda burada cinsiyet ayrımı da yapmıyorum. Çocukların çoğunun devamsızlık sorunu, notlarında ani düşüş bunlar gözlemlenebiliyor ve çok yaygın da yani neredeyse %50'ye yakın %30'a yakın çocuklarda görülüyor ve bunu bir şaka biçimi olduğunu falan düşünüyorlar. Evet. Gündelik yaşamlarının bir parçası haline gelmiş zira. Siz ama çok şeyi özetlemiş oldunuz. Hani bu konuda Türkiye'de artık az veya çok çalışır bir mekanizma var. İşte karakolda it veya işte polisin içinde bu konuda bir birim var. Hukuk bu konuda hızlı çözümler var. Mesela örnek son günlerde böyle bir örnek var mı? Hani bizi
davanın iyisi kötüsü belki iyi bir şey olmaz ama en azından hızlı dönmüşler ve şöyle bir çözüm olmuş. Yani çok inanır mısınız çok var. Ben hemen hemen her gün artık bunu rastlıyorum. Mesela dün bir haber okumuştum. Bu bana başvuru değil ama bir hemşire eski sevgilisi tarafından görüntüleriyle tehdit ediliyormuş. Ve Yargıtay derhal bunu mesela yani hiçbir bahane kabul etmedi. Süper. Çünkü geri dönmesini istiyordum dedi fail. Yani geri dönsün diye bunları yaptım dedi. İşte Yargıtay dedi ki bu şantajdır. Yani çünkü sen onu geri döndürmek için böyle bir yola tevessül etmemen lazım. Bunu makul, mazur görmedi. Bu önemli bir gelişme. Bunun gibi tabii bu basit bir dava. Örnek ama bir şey olacak çok, evet yani çok ciddi tartışmalar var. Yani bir tarafıyla da özel hayatın gizliliğini ihlal. Çünkü biz TCK'da yani ceza kanunumuzda aslında bizim kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerimiz var. Fakat kişisel veri nedir, bilgi nedir? Onlar tanımlanmamış. Ve bunun dışında özel hayatla bağları nedir? Hukukçular şu anda bunları konuşuyorlar. Yani işte birinin fotoğraflarını çekmek fakat onu yayınlamamak ama yayınlamak üzere tehdit etmek kişisel verisinin ihlali midir yoksa özel hayatının ihlali midir? Bu tartışılıyor. Çünkü cezalar birbirinden değişiyor. Yargıtay'da şu anda bu tartışma var. Ya da ikisi de birden olabilir. Hmm. Yani böyle bir durum var. İkisi de birden aynı anda aynı suçta oluşturabilir. Klişe bir laftır ama hukuk geriden geliyor. Aynen yani. Öyle. Sorunlar oldukça geliyor. Bayağı da geriden geliyor. Bayağı. Yani. Bu tabii bizi çaresiz bırakıyor. Özellikle internet gibi çok hızlı bir bilginin bir yerden bir yere gittiği, yayılım gösterdiği bir yerde hukukun da çok hızlı olması lazım. Belki bu konuda bir şekil evrim değişecek. Ne olacak bilmiyorum tabii. Peki KADEM olarak hani son bölümde KADEM bu konuda neler yapıyor? Panel, çalıştay, bu konuda çalışmalarınız var mı? Tabii biz kadın yönelik şiddetle ilgili her nevisinden şiddetle ilgili birçok çalıştay yaptık, toplantı yaptık ve meclise giderek ya da bakanlıklarla ilgili toplantılara giderek taleplerimizi sıraladık. Yeni yeni sanal şiddete, bu dijital şiddet dediğimiz şeye de vurgu yapıyoruz. Çünkü bu kadınları doğrudan etkiliyor ve özellikle genç yaştaki kadınları, çünkü daha kolay manipüle edilebilir, kontrol edebilir kadınlar oluyor ve bu toplumun bir gerçeği var. Yani sizin çıplak görüntülerinizin yayılma ihtimali dahi oldukça rahatsız edici. Mesela bu aslında bu topluma da direkt alakalı değil. Geçen senelerde olmuştu. Danimarkalı bir muhabir vardı ve 4 sene önce e-posta hesabı eklenerek kendisinin özel görüntüleri ortaya saçılmıştı ve o isyan etmişti herkese karşı. Dedi ki yani benim kime çıplak görüneceğimi kim karar verebilir? Bu benim hakkım mıdır? Ben karar verebilir miyim? Birisi benim elimden bunu aldı dedi ve isyan etti. Farklı bir yolla bunu protesto etti. Yine belki daha fazla tepki vermemiz gereken şey sadece sosyal medyada değil ama medyada kadın bedeninin malzemeleştirilmesi. Mesela bir cumhurbaşkanı var. Hırvatistan cumhurbaşkanıydı geçen senelerde. Deniz kenarında çekildiği bir fotoğrafa. Mesela ben dikkat ettim. O fotoğraf paylaşılıyor devamlı ve şey deniyor işte. Böyle başkana can kurban falan. Yani bu devamlı bir aşağılama. Kadın cinsinin tamamına yönelik bir aşağılama ve değersizleştirme, metallaştırma ve artık benim oyuncağımsın sen gibi bir şey var. Bunun kontrol edilmesi lazım ve çok hızlı ilerleyen ve kontrol edemediğimiz kendi kültürünü de oluşturuyor. Dünyanın hemen hemen her yerinde. KADEM de bu konudaki çalışmalarına devam ediyor. Dikkati çekiyor. Belki daha detaylı şeyler yapabiliriz. Ve bize gelen başvuruları da ilgili yerlere yönlendirme ve yardım etme konusunda da çabalarımız var. Süper. Demek ki bu konuda size başvurabilirler. Gönül tabii rahatlığıyla bizi dinleyen kadın izleyicilerimizin, kadın dinleyicilerimizin böyle bir şeye maruz kalan. Sadece işte fotoğraf vesaire değil, dünya görüşünüzden, attığınız bir paylaştığınız içerikten, altına yapılan yorumlardan da birçok şiddet görebiliyorsunuz yani. Aynen öyle. Oy verdiğiniz partiden tutun işte bir konu hakkında görüşünüzü yazıyorsunuz. Veya şirketlerde mobbing dediğimiz çok ciddi şeyler var özellikle kadınlara yönelik. Yani bu sadece hani dediğiniz o çok önemli bir şey. Herkes mutabık ama biraz önce ilk programı başlarken verdiğiniz örnekteki gibi acaba bu şiddet mi? Siber zorbalık mı? O tanımını yapamadığımız şeyler de var sanırım. Evet, hukukçuların bu tanımı derhal yapması lazım. Yani sınırlarını belirginleştirmesi lazım ve belki ceza kanununda yer almayan bazı biçimlerde suçları ilave etmesi lazım. Ağırlaştırıcı neden olarak en azından koyması lazım. Siz demin az önce çok güzel bir şey söylediniz. Biz mesela mahalle kültürünü artık sosyal medyada görüyoruz. Yani kendisi bizatihi bir mahalle kültürü oluşturuyor. Doğru. Herkes kendi mahallesi var. Şerif Martin mahalleye göz der yani. Gözden başlar. Gözle bir metafor kullanır. Şimdi bizim internet kullanıcılarımızın çoğu bir röntgenci.
Yani ben bile hiç tanımadığım insanları oradan oraya, oradan oraya giderek onu takip etmeye başladığımı fark ediyorum. Elimiz gidiyor değil mi? Gidiyor, çok normalleşiyor. Ve bu sağlıklı olmayan biçimlerde kullanıldığında da ve bunu kontrol edemiyoruz, hiçbir mekanizması yok. Kendimizin dahi böyle bir şiddetin ve zorbalığın faili olma riskini de aslında barındırıyor. Bırakın, olmadan. Bırakın yani mağdur olmayı. Çünkü ben bu konudaki araştırmaları okudum. Birçoğu bunu özellikle Türkiye'de, mesela bir araştırma vardı. İtalya'da ve Türkiye'de çocuklar üzerinde bir mesele hakkında, bir konu, bir olay hakkında görüşleri sorulmuş. İtalya'dakiler bunu bir zorbalık olarak nitelendirirken, Türkiye'deki çocuklar bunu bir ODTÜ'de yapılan bir araştırma, bunu bir şaka olarak görmüşler. Yani ciddi değil bu, bu kadar da ciddi değil. Olayın ne olduğunu bilmiyorum ama mesele bu. Biz böyle görebiliyoruz çünkü. Yani meseleyi bir şaka. İşte bizim kendi literatürlerimiz de var. İşte klavye delikanlılığı. Evet, değil doğru. mi? Yani bir sürü kendi oturan şeylerimiz de var. Haddi aşıyoruz değil mi? Evet, haddi aşıyoruz. Haddi aşıyoruz. Sınırlarımızı bilmiyoruz. Gerçek hayatta yapamayacağım birçok şeyi orada haddi aşarak yapıyoruz yani dediğiniz gibi. Belki masumane niyetlerle ama yapıyoruz. Ama bunun ciddi bir suç olduğunu da aynı zamanda bilmemiz lazım. Yani en fazla sevk eden ve yaygınlaşmasının sebebi hiçbir yaptırımın olmuyor hissiyatıdır. Yani hiç kimse bana evet, dokunmuyor. O çok kötü bir hissiyat. Evet, anonim kalabiliyorum. Anonimlik bu unsur yani. Çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sana. Çok acayip güzel bilgiler verdiniz. Çok memnun olduk hani programımıza da katıldınız. Bir hukukçu gözüyle hukuki yönden bakmış olduk. Ben teşekkür ederim. Siber zorbalığa direkt bu konuda Türkiye'de çarkların dönmeye başladığını söyleyebiliriz. Direkt başvurabilirler. Kademe de başvurabilirler. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Şimdiden hoşça kalın. İyi hafta sonları. Türk Saat Dijital Hayatı sondu.